Suç Sosyolojisi 11. Bölüm Küreselleşme ve Suç. Bilişim çağında iletişim araçları ve bilgisayar ağları vasıtasıyla ekonomik, siyasal ve kültürel küreselleşme ülkeleri ve toplumları etkilemektedir. Üretim, sermaye, finansal pazar ve hizmetler ulusal sınırları aşmaktadır. Siyasal küreselleşme Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı oluşumunda sağlanmaktadır. Kültürel küreselleşmenin boyutu uydu yayınları vasıtasıyla medyaların etkinliğinde artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte McLuhan'ın söylemiyle dünyamız global bir köye dönüşmektedir. Manuel Castells bu yeni yaşanılan toplumu A toplumu olarak nitelendirir. Yeni kavramsallaştırmalardan birisi de Ulrich Beck tarafından üretilen risk toplumu kavramıdır. Anthony Giddens de risk toplumu kavramını içeren düşünümsel modernleşme kavramını kullanmaktadır. Bir başka adlandırmada ilk kez Gary T. Marx tarafından kullanılan ve David Lyon tarafından geliştirilen Giddens tarafından da ele alınan gözetim toplumu kavramıdır. Küreselleşmenin etkilemediği hiçbir şey yoktur. Bu bağlamda suç eylemleri de küreselleşmektedir. Küreselleşme. Küreselleşme tek bir süreç değildir. 4 farklı değişim tipini içerir. Toplumsal, siyasal ve ekonomik etkinlikleri siyasal sınırların ötesine farklı bölgelere ve kıtalara yayar. Ticaret, yatırım, finans, göç ve kültür akışlarının artmasına yol açarak birbirimize olan bağımlılığımızı güçlendirir. Dünyayı hızlandırır. Taşıma ve iletişim sistemlerindeki yenilikler, düşüncelerin, malların, bilginin, sermayenin ve insanların daha çabuk hareket etmesi anlamına gelir. Uzak mesafelerdeki olayların yaşamlarımız üzerinde derin etkisi olduğu anlamına gelir. Küreselleşme, kültürden suça, finanstan çevreye kadar dünyanın farklı bölgeleri arasındaki bağlantılara ve zaman içinde bu bağlantıların değişme ve genişleme biçimlerine ilişkin bir konudur. Günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerin en moda kavramlarından biri olan küreselleşme, aslında 20. yüzyılın bir buluşu değildir. Kültürel etkileşim sürecinde kültürel bilişim üretimine elinde bulunduran hakim ülkelerin kültür kodları ve kültür modelleri diğer ülkeleri etkilemektedir. Ekonomik küreselleşmede üretim parçalara bölünmekte. Örneğin bir işletmenin merkezi bir ülkede, bir üretimin bir bölümü başka bir ülkede, araştırma geliştirme faaliyetleri daha başka bir ülkede yapılabilmektedir. Kültürel küreselleşme uydu yayınları vasıtasıyla medyanın etkinliğinde artmaktadır bahsettiğimiz gibi. İnternet alanında bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Bu bağlamda medyada yayınlanan kültürel bilişim ürünleri Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğu için hayat alanlarının Amerikanlaştırılması sürecinden söz edilebilir. Adaletsiz sisteme rağmen küresel kültür bütün dünya ülkelerini etkilemektedir. Besin, müzik ve moda alışverişi bağlamında evrensel hayat tarzı imajının itici gücü tüketici olmaktadır. Bugün dünyada iki boyutlu bir küreselleşmenin gerçekleşmekte olduğu bilinmektedir. Birincisi objelerin yaygınlaşması, ikincisi ise değerlerin yaygınlaşmasıdır. Küreselleşme ve suç. Küreselleşen modern dünyada teknolojik gelişmelerin de etkisiyle suç olgusu yeni görünümler ve ulus ötesi küresel ilişkileri içermektedir. Küresel suç teorileri şunlardır. Uyuşturucu ve terörizm, gelişmiş teknoloji ve ileri teknolojiyle ilgili gizli ticaret, nesli tükenmekte olan türler, porno malzemeleri, taklit ürünler, silahlar, fil dişi, zehirli atıklar, para, insan kaçakçılığı, çalıntı mal, resim ve antikalar şimdi. Terörizm ve siber suçlar gibi suçların yaygınlaşmasında küreselleşmenin etkisi büyüktür. Bütün bu süreçler her türden durumu kapsar. Örneğin uyuşturucu, para, hayat kadını olarak kullanılanlar gibi mağdur insanlar, teröristler gibi suç işleyen failler, çocuk pornosu, kara para aklama fonları, bilgisayar virüslerinin yayılması gibi internet ortamında küresel dolaşıma çıkan her türlü yasa dışı şey şeklinde. Terör, casusluk ve silah kaçakçılığı gibi bazı tür suçlar daima uluslararasıdır. Serbest ticaret bölgeleri, yasa dışı ürünlerin dolaşımını hızlandıran yapılardır. Bunlar, dünyanın dört bir yanına taşınan yasal ve yasa dışı her türden ürün için etkili geçiş noktalarıdır. Küreselleşme ve suç artışının nedenleri. Küreselleşme sürecinde yaşanan ve suçun artışını da tetikleyen gelişmeler şunlardır. Küreselleşme süreci, aile, din, sendikalar gibi toplumsal bağların büyük ölçüde aşınmasında beraberinde getirmiştir. Toplumsal kriz dönemlerinde bireylerin destek alacağı mekanizmaların ortadan kalkması suç oranlarının da yükselmesine neden olmaktadır. Küreselleşme sürecinde üretim yapısının değişmesi, üretimde teknoloji kullanımı artması sonrasında özellikle mavi yakalı çalışanlar arasındaki işsizlik artmıştır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde nitelikli eğitim almış kişiler arasında bile işsizlik yaygındır. İşsiz kalan, bunun yanında her an işsiz kalabileceği korkusuyla yaşayan geniş kesimler arasında suç ve şiddet giderek artmıştır. Küreselleşme
sürecinde bütün dünyada finans ve eğlence merkezleri haline gelen metropollere yönelik iç göç önemli oranda artmıştır. Küreselleşme sürecinde yeni bir kişilik yapısı ortaya çıkmış, değer yargılarında önemli değişimler yaşanmıştır. Küreselleşme sürecinde istikrarsızlık, krizler ve kaos olağan hale gelmiştir. Küreselleşme sürecinde farklılık ve çeşitliliğin artması, özellikle etnik köken ve din farklılığına dayalı çatışmaları ve gerilimleri artırmaktadır. Küreselleşme sürecinde artan suç oranları Durkheim tarafından ilk ortaya atılan Parsons ve Merton tarafından geliştirilen anomi teorisiyle açıklanabilir. Kelime anlamı normsuzluk ya da kuralsızlık olan anomi, birey ve toplum hayatındaki bunalımlı bir durumu ifade eder. Dolayısıyla anomi, toplumda ya da bireyde ölçü ve değerlerin çökmesi ya da amaç ve ülkü yoksunluğu sonucunda oluşan dengesizlik durumudur. Anomi, bir toplumdaki mevcut kültürel değer ve amaçlarla o toplumda yaşayan bireylerin söz konusu amaç, değer ve kurallara uygun olarak davranma ve yaşama istekleri arasında belirgin bir farklılaşmanın ortaya çıkması sonucu toplumsal ilişkileri düzenleyen kural ve değerlerin aşınmasını doğurduğu karmaşa ve kuralsızlık durumudur. Hızlı değişim dönemlerinde kişiyle toplum arasındaki bağları sağlayan birçok norm çözülür. Toplumda yeni değerler ortaya çıkar. Hızlı toplumsal değişim dönemlerinde kişileri topluma bağlayan normlar geçerliliğini yitirirken ortaya çıkan yeni değerler ve normlar karşısında da insanların davranışları farklılaşır. Merton'a göre zenginliğin temel bir değer olarak ortaya çıktığı yapıda bireyler bu yeni değerler karşısında 5 farklı davranış biçimi geliştirirler. Anomi teorisi açısından küreselleşme sürecinde zengin ülkenin yaşam tarzını medya ve internet vasıtasıyla gören gelişmemiş ülke veya alt sosyal sınıflar bu varsıllığa ulaşmak için yeni davranış biçimleri geliştirmektedir. Bunlar uyum. Zenginlik önemli bir değer olarak ortaya çıktığında kişiler bu değeri benimserler ve zenginliğe ulaşmak için topluma daha kabul görmüş normal yolları deneyerek zenginleşmeye çalışırlar. Yenilik, zenginlik önemli bir değer olarak kabul edilir ama kişi meşru ve yasal yollarla zengin olamayacağını bildiği için zenginleşmek için yasa dışı yollara başvurur. Şekilcilik, ortaya çıkan yeni değerle bir sorunu olmayan, zenginliği bir değer olarak kabul eden ama zenginliğe ulaşılabilecek araçları da olmayan kişilerin kanaatkar şekilde ortama uyum gösterip sorun çıkarmadan yaşamlarına devam etmeleri davranıştır. Geri çekilme, toplumsal değişme sürecinde ortaya çıkan yeni bir değer olan zenginliği kabul etmeyen, bu değişim sürecine uyum da sağlamayan kişilerin toplumdan koparak izole olma durumunu ifade eder. İsyan, zenginliği ve getirdiği yeni yaşam biçimini kabul etmeyen, toplumdaki bu değer dönüşümüne kayıtsız da kalmayan, ortaya çıkan yeni yapılanmayı ortadan kaldırarak kendi istediği ideal düzeni getirmeye çalışan kişilerin davranışıdır. Küreselleşmenin neden olduğu ülkeler arasındaki gelişmişlik ve refah uçurumu anomi davranışların suç olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Suçlular küreselleşmeden faydalanmaktadır. Yasa dışı ticaret, kadın, silah, harp ticareti ve kara para kullanılması dünya çapında tüm bölgeleri korkutarak şiddet ve suça katkıda bulunmaktadır. Küresel suçun başka bir çeşidi yolsuzluktur. Yolsuzluk, kamusal görevlerin özel çıkarlar için kötüye kullanılması ya da daha genelinde verilen yetkinin kişisel çıkar için istismar edilmesi olarak tanımlanabilir. Küreselleşme bağlamında terör de küreselleşmiştir. Terörizm, ölümlere, ciddi yaralanmalara ve devlet ya da özel mülkiyete, mekanlara, tesislere ve diğer sistemlere verilen ciddi zararların neden olan eylemler olarak tanımlanır. Siber suçlar, ülkelerin bilişim teknolojileri ve özellikle internete olan bağımlılıkları her geçen gün artmaktadır. Küresel yeni dünyada fiziksel temasa veya mağdurla aynı değerde bulunmaya gerek duymadan hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç fiilleri mümkün hale gelmiştir. Küreselleşme ile bilgisayar teknolojide ve internetin gelişmesiyle yaygınlaşan suç tipi bilişim veya siber suçlardır. Kapsamı çok geniş olan ve toplumda yaşayanların büyük bölümünü etkilendiği ve suç işlediği bazı bilişim suçları şunlardır. Bilgisayarlara, cep telefonlarına, internet hesaplarına gizli erişim, müzik, sinema, yazılım eserlerinin izinsiz indirilmesi, kullanılması veya yayılması, suç teşkil eden bilgilerin internet üzerinden yayınlanması, yasa dışı yayınlar, internet üzerinden dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden sahte kimlikler yoluyla çıkar sağlama, siber terörizm, endüstriyel casusluk şeklinde. Siber suç, bir bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. Bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya yönelik birçok farklı metot bulunmaktadır. Elektronik ağlar vasıtasıyla işlenen klasik suçların başında dolandırıcılık suçları yer alır. Dolandırıcılık yöntemlerinde olduğu gibi internette diğer bir suç türü oltalamadır. Oltalama genellikle e-posta aracılığıyla yapılmaktadır. Oltalama yapan kişiler Facebook gibi popüler sitelerin, alışveriş sitelerinin veya finansal kurumlara
ait internet sitelerinin tıpatıp benzerlerini yaparak internet üzerinden yayınlar ve rastgele gönderdikleri e-postalarda belirttikleri değişik mazeretlerle mağdurları bu sahte web sitelerine yönlendirirler. Hacking olarak adlandırılan bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlama, kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılan bir diğer yöntemdir. İnternet pornografik materyallerin çoğaltılmasını ve dağıtılmasını kolaylaştırmaktadır. Siber suçlarda diğer siber saldırı tekniği sosyal mühendislik saldırılarıdır. Sosyal mühendislik saldırıları insan doğasından istifade etmek üzere değişik aldatmacalar kullanarak hedef sistem hakkında bilgi edinmek, veri ele geçirmek veya sisteme girmektir. Oltalama ve istenmeyen e-posta göndermek bir nevi sosyal mühendislik saldırısıdır. Bu gruba örnek olarak verilebilir. Değerlendirme notları. Risk toplumu kavramını geliştiren sosyolog Ulrich Beck. A toplumu kavramını geliştiren sosyolog Manuel Castells. Kültürel küreselleşme sürecinde 4 yılda 50 milyon kişiye ulaşan medya internettir. Türkiye ölüm cezasının uygulanmadığı ülkeler arasında yer alır. Yenilik, zenginleşme hedefine ulaşmak için mafya ve çetelere katılma, hırsızlık ve gasp, devleti dolandırmak gibi davranışlardır. Geri çekilme, yeni ortaya çıkan yapıya uyum sağlayamayan, kendini alkol ve uyuşturucuya veren ve içine kapanan kişilerin davranışıdır. İsyan, eski toplumsal düzeni yıkıp yeni toplumsal düzen getirmek isteyen devrimcilerin davranışıdır. Yolsuzluk, kamusal görevlerin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır. Genellikle e-posta aracılığıyla yapılan, kişileri sahte web sitelerine yönlendirerek bilgilerin ele geçirilmesi oltalama olarak adlandırılır. Hacking, bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlama ve kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.